Arkadaşlar herkese merhaba, ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım Forex Park'ın hazırlamış olduğu canlı yayında. Muhtemelen Türkiye'nin en iyi canlı yayınını, daha doğrusu en iyi analizlerini dinliyorsunuz arkadaşlar. Bugün de umarız ki size doğru yolu gösterebilmişizdir. Çünkü hareketleri olabildiğince hızlı şekilde size anlatmaya çalıştık. Bugün yoğun bir gündü, muhtemelen sizler de destek arıyordunuz bu konuda ve yapmış olduğumuz analizler sizlere de kar sağlamıştır umarım. Nasıl arkadaşlar? Var mı güzel sonuçlar? Yakaladınız mı analizleri? Umarız yakalayan arkadaş sayısı oldukça fazladır. Peki arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum söz konusuydu. Güzel. Şöyle bir durum söz konusuydu. Gece saatlerinde biliyorsunuz aşağı hareket beklentimiz vardı ve aşağı hareket beklentimiz arkadaşlar özellikle Draghi diyecektim az kalsın. Pardon, Bernanke diyecektim az kalsın. Bernanke beni andı arkadaşlar, ondan herhalde. Draghi'nin yapmış olduğu söylemlerle beraber bir anda aşağı doğru hareketli arkadaşlar. Öncelikle 27.87 hedefinde ulaşan parite, arkasından arkadaşlar yukarı doğru bir tepki verdi ve arkasından geri çekilme geldi 27.58 seviyesine kadar. Ve Draghi'nin konuşması sırasında arkadaşlar dedik ki biz 27.58 hedefimize ulaştık. Saat 15.43 arkadaşlar 53 civarlarına kadar geldik. Hatta 50'nin altına biraz daha indi ve buradan hafif bir toparlanma yaptı tekrar 60'lara doğru. Ve dedik ki arkadaşlar artık buralar kritik seviyeler. Daha önce de 27.50'nin altında birkaç kez inme denemesi yapmıştı. Başarısız olmuştu. 27.50, 27.37 aralığı önem taşıyor. Bu aralık kırılmadığı takdirde yukarı düzeltme hareketleri kırılması durumunda ise 27.18, 27.00'a kadar hareketin devamı görülebilir demiştik. Sonrasında arkadaşlar yukarı doğru bir hareket oldu. 27.85'e kadar 35 liflik bir kar oluştu ve dedik ki arkadaşlar 27.90 üzerinde kalınmasını beklemek gerekiyor yukarı hareket devamı için ve bunun çok kısa vadede gerçekleşeceğini de belirtmiştik. Bunu başarırsa 28.04 ve 28.25'e kadar hareket devam edebilir dedik ve arkadaşlar son güncellemede de 27.25'in de üzerine kaldıktan sonra arkadaşlar 28.61, 28.80 aralığına geldik. Burası günlük kritik noktalardan biri. Eğer üzerinde kalmayı başaramazsa geri çekilme ile karşılaşabileceğini de 17.09, yani yaklaşık olarak işte yarım saat 20 dakika önceki analizde de sizlerle paylaşmıştık. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 50'ye doğru bir hareket gerçekleşti. Kırılma aralığımıza geldi. Bahsetmiş olduğumuz kırılma aralığımıza şu seviyede, az önce bunu da çizdim. Ve buradan yukarı doğru hareket. Öncelikle bakın 25 seviyelerine doğru bir hareket gerçekleşti. Arkasından yukarı doğru kırılma aralığımıza. Ve 28.80'de yapmış olduğumuz analizde bize 36 piplik bir kar bıraktı. 20 dakika içerisinde daha devamı gelir mi? Tabii ki gelebilir. Çünkü bizim kırılma noktamız neydi bugün? 28.60, 28.80. Bu seviyeye kadar hareket gelse bile kırılmaması durumunda geri çekilmeleri karşılaşılma ihtimali kuvvetli. Derseniz ki hadi sorun bana, bu saatten sonra hareket edilir mi? Bu saatten sonra işlem yapılır mı? Arkadaşlar cevabı sizde gizli. Eğer ki bu saatten sonra oluşacak hareketleri riskini almak istiyorsanız, bu konuda risk almak istiyorsanız bence hareket edilir. Ama bu hareketler yukarı hareketlerin 28.80 kırılmadığı takdirde aşağı hareket fırsatı olarak değerlendirilmeli. Bunun dışında yukarı hareketin devamı için mutlaka yukarıdaki şu 78-80'lerin üzerinde kalınması gerekiyor. Bu durumda zaten 29.07'ye kadar bir hareket potansiyelimiz hala mevcut arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdik diye düşünüyorum euro dolar paritesi için, ki bugünün zaten en hareketli olması beklenen paritesi buydu. Draghi'nin açıklamaları sonrası hop bir anda bir aşağı, sonrasında yukarı doğru hareketle karşılaştık. Dediğim gibi stop seviyelerini bugün çok küçük koymamanız gerekiyordu. Lot miktarlarınızı küçük tutmanız gerekiyordu ki zaten take profit emirleri de gayet yukarı olduğu için, ki öncelikle şuradaki desteği buraya kadar bir hedef vardı. 28.58'e kadar, sonrasında 50.35 aralığı kırılmadan yukarı hareket dedik. Bu yukarı hareket gerçekleşti. Sonrasında da 28.60, 28.80 kırılmadan aşağı dedik ve buradan da bir geri çekilme şu anda gerçekleşmiş durumda.
25'lere tekrar dikkat edebilirsiniz. 28-25 civarlarına. Eğer buraya ulaşırsa yine bir karar aşamasına gelebilir ama buraya ulaşırsa hiçbir şey yapılmaması gerekiyor. Ancak daha doğrusu buradan yukarı bir tepki verirse yukarı hareket bekleme konusunda ben bu gece için çekinceli davranırım. Artık günlük kapanışları beklerim. Ancak kırılırsa bir miktar daha aşağı potansiyel söz konusu olacaktır. Ama kar ettiyseniz, bugünkü analizleri gerçekten birebir olarak uyguladıysanız zaten bugün güzel bir kazanç elde etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu da bence kasada kalsın, yarına saklayalım. Yarın da çünkü arkadaşlar hareket yine kuvvetli olacak gibi duruyor. Bir de şunu size söyleyeyim. Arkadaşlar hafta başında da söyledim. Eğer bugün ve yarınki haberler pariteyi 1.30'un üzerine çıkartmazsa arkadaşlar çok daha aşağı seviyelere doğru geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Bunu da söyleyeyim. Draghi'nin de bugün için yine faizlerle ilgili yapmış olduğu konuşmada da daha çok üzerine değindi. Faizle ilgili faizleri sabit tutma kararını ortaklaşa aldıklarını belirtti. Daha çok bunun üzerinde durdu. Ortak bir karardı diye. Geçtiğimiz ayki gibi ilk başlarda yine hatırlıyoruz. Zaten bununla ilgili bir soru da geldi kendisine. Dediler ki geçtiğimiz ay faiz indirimiyle ilgili baskılar vardı. Bunu masaya yatırdığınızı söylemiştiniz. Bazı üyelerin bu konuda görüş bildirdiğinden bahsetmiştiniz. Bu ay bu sesler biraz daha mı arttı şeklindeki soruya da net olarak evet gibi bir cevap veremedi. Peki arkadaşlar, dediğimiz gibi 28.80'nin altında kaldığı sürece yön aşağı. Bunu söyleyelim ve şu an için görünüm bu yönde euro dolar paritesinde. Peki sterlin dolar ne diyor bize? Sterlin dolar arkadaşlar kırılma aralığımızın altında mı üzerinde mi kalacağız? Bunu beklemek gerekiyor. Öncelikle aşağı doğru bir hareket vardı. Faiz kararlılığıyla beraber arkadaşlar bu faiz kararıyla beraber olan hareket faizlerin sabit tutulmasından ziyade parasal genişleme ile ilgili bir arttırım olmamasıyla hop kendini yukarı doğru attı. Zaten size de belirtmiştik. 50.88'in de üzerine çıkarsak özellikle 51.20'ye doğru bir hareket gelebilir diye. Sonrasında arkadaşlar kırılma aralığımıza kadar geldik. Bakalım bu aralığın altında kalarak geri çekilme gerçekleşebilecek mi? Trend konusunda çekincelerim var. Bu geceki kapanışları görmek en faydalısı bence sterlin dolar paritesinde. Çok ciddi şekilde hani şu 17.59-18 civarındaki kapanış arkadaşlar şöyle bir 70'lerin altında olursa sorun yok. Geri çekilme için biraz daha destek bulabilir kendisine. Ama üzerinde kapatırsa 52.03'ler gibi bir direnç yine söz konusu olacaktır. Yani orta vadeli trendi aşağı trendi bozacak bir durum olmaz sanmıyorum. Ama kısa vade için birazcık tehlike olabilir. Çünkü orta vadeli görünüme baktığımızda şöyle bakın 1.52-20 civarları kuvvetli bir destek direnç konumunda bu direnç kırılmadan orta vadede sorun yaratmaz ama kısa vadede sorun yaratabilir eğer ki 51.70'lerin üzerinde kapatırsak. Bakalım zaten euro dolar da muhtemelen az önce bahsetmiş olduğumuz 28.80'i kıramazsa burada da geri çekilmelerle karşılaşma potansiyelimiz var. 52.03'ün üzerine çıkacağını çok fazla tahmin etmiyorum. Euro dolar eğer ki 28.80'in altında kalmaya devam eder ise. Tamamdır, bunu da paylaşalım sizlerle arkadaşlar. Sterlin dolardaki görüşümüz de bu yönde. Ve altına geçelim. Altın bugün kısmen bu haberlerle beraber yine hareket etti aslında ama o kadar çok ciddi bir hareket söz konusu değildi. Baktığımız zaman dünkü ya da bu sabaha karşı olan harekete bakarsak daha kısmen daha yatay bir hareket içerisindeydi. Çünkü biliyorsunuz dün ve bugün hatta şöyle bakın 3 gün içerisinde yaklaşık olarak şu hareketi yaptığın ya da şuraya kadar geldiğiniz için 622 piplik bir hareket var. Sonrasında ise yaklaşık 150 pip civarlarında 15 dolar aşağı yukarı hareketler sergiliyor. Şimdi burada arkadaşlar 50-55 aralığından bahsettik sizlere gece saatlerinde. Bu aralığın altında kaldığımız sürece geri çekilme devam. Üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket. 55'i bir kere bakın kırdıktan sonra 55-50 aralığının altına girdikten sonra bunun üzerine çıkma konusunda sıkıntı çekiyor. 54-93'e kadar bir hareket yaptı. Arkasından şurada görmüş olduğumuz 1539 ya da 1540 civarlarındaki hedefimize geldi.
buradan yeniden yukarı verdik ve sonrasında yatay hareketler şu anda sergilemeye devam ediyor parite. Şahsen ben açıkçası altın yerine diğer, yani daha doğrusu paritelerde işlem yapmayı şu an için tercih ederim. Ancak şöyle bir 40'ların da altına inersek 34 civarlarına kadar geri çekilme gelebilir ama arkadaşlar düşüşler sert oldu ve yarın tarım dışı istihdam rakamları var. V'lerin kötü gelme olasılığını eğer sizler de daha yüksek görüyorsanız altında yukarı doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli. Daha doğrusu kuvvetli derken aşağı hareket ihtimaline göre kuvvetli. Yani birininkinin %45 aşağı %55 yukarı şeklinde bir hareket olma ihtimali var hala. Ama bakın sabah da söyledim, lütfen bunu bir hadi bakalım buradan alalım o zaman şeklinde yorumlamayın. Bu sadece aklınızda olsun. Yukarı hareket başlarsa bu biraz hızlı olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle yarınki veriler sırasında. O yüzden tarım dışı istihdam rakamlarına çok dikkat edin. Yine bu veriye kadar düşüşler gözlenebilir. Bir miktar daha geri çekilmeler olabilir. Tarım dışı istihdam yarın 15.30'a kadar. Ama haberle beraber yukarı doğru tepkilerle karşılaşan potansiyelimiz var. Ve bence biraz daha kuvvetli. Ama dediğim gibi oran %45-%55 civarlarında, öyle %90 yukarı çıkacak tarzında bir yaklaşım da değil. Onu da söylemiş olayım. Peki altını da bu şekilde özetledik ve dolar TL'ye bakacağız. Dolar TL içinde arkadaşlar dolar Japon gelmiş bu arada karşımıza. İyi de oldu. Görmüş olduğunuz gibi sabah saatlerinde belirtmiş olduğumuz direnç noktasında şöyle kısa bir takılma yaptı. Hatta şöyle saatlik grafiklere bakalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 saat takılma yaptı. Sonrasında bu seviyeyi kırdı. Artık arkadaşlar 96.55'e kadar hareketin devam etme potansiyeli var dolar Japon yeninde. Hadi bu da bonus bir analiz oldu. Canlı yayını özellikle kayıttan izleyenler için. Dolar TL için de arkadaşlar yukarı hareket beklentimiz vardı bugün. Hatırlarsanız şu bölgelerde. Neden bu kadar büyük bu? Evet. Aşağıda da 80.06 civarlarında bir destek koyduk. 2 gün önceki dip seviyesiydi. Dün de burayı kıramamıştı. Buranın üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı ve 81.16'ya kadar geldik. Biz 81'in üzerinde 81.25'e kadar bir hareket bekliyorduk ama bu hareket beklentimiz gerçekleşmedi. Çok ciddi bir hareket yok zaten. Yaklaşık olarak baktığımızda bugünün en yüksek en düşük arası 60-70 pip civarlarında. O yüzden hareketin bir miktar daha şöyle bir 80'lere kadar gelmesi halinde bile yukarı hareket beklentimizi korumaya devam edeceğiz. Dolar TL'de hala 81.20-81.60 civarları da yine bugün için bile hedef konumunda daha fazlasını beklemiyoruz. Ancak 81.60'ın üzerine çıkarsa yarın 82'lere doğru bir hareket belki olabilir. Tamam arkadaşlar, şimdi özetler bu kadar. Soru cevap kısmına geçeceğiz birazdan. Farklı paritelerde analiz talebiniz varsa lütfen sorun.